İkinci sınıf matematik ders kitabı, sayfa 87, sıra sizde. Aşağıdaki durumlar için önce tahmininizi, sonra işlem sonucunu yazınız. 34 yumurtadan 19 tanesi kırılmış, kaç tane sağlam yumurta kaldığını bulunuz. Önce tahminimiz arkadaşlar, 34'ü ben 30'a yuvarlıyorum, 19'a 20'ye yuvarlıyorum, tahminim 10. Gerçek sonucum ise 34'ten 19'u çıkartalım birlikte. 4'ten 9 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 onu kaldık. Burası oldu. 14 komşuda kaldı. 2. Artık 2 ve 14 ile işlem yapacağız. 14'ten 9 çıkartıyorum. 5. 2'den 1 çıktı. 1. İşlem sonucu 15. Sepetteki 27 yumurtanın 12 tanesi kırıldı. Kalan sağlam yumurtalı bir yolda sığar mı? Bakalım. 27, 12. 27'yi 30'a yuvarladım. 12 ile 10'a yuvarladım. Çıkarttım arkadaşlar. Tahminim 20. Tahminim 20 tane olduğu için buradaki viyolda 2, 4, 6, 8, 10 tane var. Sığmaz. Gerçek sonucumuza bakalım. 27'den 12 çıkartalım. 7'den 2 çıktı. 5. 2'den 1 çıktı. 1. İşlem sonucumuz 15. Yine arkadaşlar buraya sığmayacaktır. 88. Aşağıdaki çıkarma işleminin sonucunu önce tahmin ediniz. Uygun seçeneği işaretleyiniz. Sonra işlemi yaparak sonucu bulunuz. Doğruysa gülen yüzü boyunuz. 18-5 arkadaşlar. Bunu 20 olarak, bunu 10 olarak düşündüğünüz zaman tahminimiz 10 olabilir. Evet, tahminim dediği için arkadaşlar 15'ten az, 15'ten çoktu. 15'ten az olarak tahmin ettim. Gerçek sonucumuza bakalım. 8'den 5 çıktı. 3. 1'in altı boş olduğu için aynen indirdim. Gerçek sonucum 15. Evet, 15'ten az çıktı. 13, 15'ten azdır. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Gülen yüzü boyayabiliriz. 39-12. Bunu 40 olarak düşünsem arkadaşlar. Burayı da 10'a yuvarlasam 40'tan 10 çıktı. Benim tahminim sonuç 30 çıkacak. Bakalım 25'ten az, 25'ten çok, 25'ten çok. Çıkartalım. 9'dan 2 çıktı. 7. 3'ten 1 çıktı. 2. 27 çıktı arkadaşlar. Tahminim 30, 25'ten çok diyor. Yine tahminim doğru çıktı. 53-18. 50'ye yuvarladım. 20'ye yuvarladım. 50'den 20 çıktı arkadaşlar. Tahminim 30. 30'dan çok, 30'dan az. Hangisi olabilir arkadaşlar? İstediğinizi tahmin edebilirsiniz. Ben 30'dan çok diye tahminde bulundum. 3'ten 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Komşuda kaldı. 4 burası oldu. 13. 13'ten 8 çıktı. 5. 4'ten 1 çıktı. 3. 35 çıktı arkadaşlar. 30'dan çoktur. Yine doğru. İkinci soru. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonucunu tahmin ediniz. İşlemleri yapınızda bulduğunuz sonuçta tahmininizi karşılaştırınız. 14'ten 9 çıktı. 5. 21'den 8 çıktı arkadaşlar. Bunu direkt normalde çıkartabilirsiniz. Alt altı yazarak veya yan yana da onluk bozarak çıkarmada yapabilirsiniz. Burası da arkadaşlar. 13. 32'den 19 çıktığı zaman arkadaşlar. Yine 13. 23'ten 19 çıktığı zaman 4. Gerçek sonuçları yazdım. Tahminlerinizle karşılaştırınız. Sayfa 92, sıra sizde. Baloncunun 3 balonu uçmuştur. Elinde 12 balon kaldığına göre başlangıçta baloncunun kaç balonu vardır? 3 tanesi uçunca arkadaşlar 12 kaldığına göre buradaki ben eksileni bulmam için çıkanla farkı toplamam gerekiyor. 12 ile 3'ü topladığım zaman arkadaşlar baloncunun önceden 15 tane balonu vardı. 3 tanesi uçtu. Geriye 12 tane kaldı. Sayfa 93, öğrendik mi? Bir kalemlikten 13 kalem alınmış. Kalemlikte 8 kalem kalmış. Başlangıçta kalem sayısını bulunuz. Evet, buradaki eksileni bulmak için farklı çıkanı toplamam gerekiyor arkadaşlar. 13 ile 8'i toplayalım. 8 3'te 11, elde var 1. Ekledik arkadaşlar 2. Demek ki benim önceden 21 tane kalemim vardı. 13 tanesi çıktı. 8 tane kaldı. 2 yıl sonra buradaki verilmeyen eksilen ve çıkanları bulalım. Burası eksilen arkadaşlar. Burası da eksilen. Eksileni bulmak için arkadaşlar çıkanla farkı toplamam gerekiyor. 20 ile 15'i toplayalım. 20, 15 topluyorum. 5, 3. Burası 35'tir. Burada da aynı arkadaşlar. 41 ile 24'ü topluyorum. 4, 1, 5, 4, 2, 6. Burası 65'tir arkadaşlar. Burada da çıkanı soruyor arkadaşlar. Çıkanı bulmak için
eksilenden farkı çıkarmam gerekiyor. Yani 38'den 12 çıkartalım. 8'den 2 çıktı 6, 3'ten 1 çıktı 2. Burası 26'dır. Bunu şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. 8'den kaç çıkarsa 2 kalır 6, 3'ten kaç çıkarsa 1 kalır 2. Bunu o yöntemle yapalım arkadaşlar. 5'ten buradaki birler basamağına çıkarmış 5 kalmış. Burası demek ki 0. 5'ten 0 çıktı 5. 4'ten kaç çıkarsa 2 kalır? Burası da 2. Cevabımız 20. 45'ten 25 çıkartınca yine aynı sonuç kalacaktır. 50'den kaç çıkartırsak 10 kalır arkadaşlar. 0'dan buradaki birler basamağa çıkmış 0 kalmış. Demek ki burası da 0'dır. 5'ten 10'lar basamağa çıkmış 1 kalmış. Burası 4'tür. 50'den 10 çıkarttığım zaman yine 40 kalacak. Buradaki eksileni soruyor arkadaşlar. Ben kaçtan 7 çıkartırsak 3 kalır. Burası arkadaşlar 10 olması gerekiyor. Yani 0 olması gerekiyor. Kaçtan 4 çıkartırsam 1 kalır. 1 de elde olduğu için arkadaşlar burası 60 olacak. Bunu yaparken de 47 ile 13'ü toplayarak da yine 60 olarak sonucumuzu bulabiliriz. Üçüncü soru. Masanın üzerinde konulan fasulyelerin bir kısmı bardağın içine alınmıştır. Aşağıdaki belirtilen durumlarda bardağın içindeki fasulye sayılarını bulunuz. Bakalım. Başlangıçta 25 tane fasulye varmış. Masada 16 tane kalmış. 25'ten 25 eksi 16 9 tanesi arkadaşlar alınmıştır. 34 tane varmış. 19 tanesi kalmış. 34'ten 19 çıkartalım. 4'ten 9 çıkmaz. 14'ten 9 çıktı. 5 kaldı. Burası 2. 2'den 1 çıktı. 1 demek ki arkadaşlar 15 tane alınmış. Sayfa 97. İki raftan oluşan bir kitaplıkta 25 kitap vardır. Alt rafta 15 kitap olduğuna göre üst rafta şöyle düşünün arkadaşlar. 2 tane rafım var. Şöyle burası birinci rafım olsun. Burası da üst rafım olsun şöyle. Alt rafta burada 15 tane varsa x'in toplamı 25 olduğu için arkadaşlar ben 15'te kaç toplarsam 25 olur. 5 ile 0 toplarsam 5, 1 ile 1 toplarsam 25. 25'ten arkadaşlar ben 15 çıkarttığım zaman yine 10 olur. Alt rafta, özür dilerim, üst rafta 10 tane kitap vardır. İkinci soru, misketlerin 12 tanesini Elif'e veren Ali'nin 15 misketi kaldı. Ali'nin başlangıçta kaç misketi vardır? Burada eksilen soruyor arkadaşlar. Eksilen bulmak için ben çıkanla farkı toplamam gerekiyor. 15'te 12'yi topluyorum. 5, 2 daha 7, 1, 1 daha 2. Başta 27 tane varmış. 12 tanesi çıkmış. 15 kalmış. Üçüncü soru. Kutunun içindeki iki torbada bulunan 30 erik varmış. Çözümü toplama işlemi gerektiren, çözümü çıkarma işlemi gerektiren bir problem. Bunu aşağıdaki kutucuğa doldurarak problemin çözümünü yapınız. Evet, ilk problemimiz arkadaşlar. İki torbada toplam 30 erik varsa arkadaşlar. Torbamın birinde 10 erik olduğuna göre ikinci torbamda kaç erik vardır? Bu birinci problem olsun. Buradaki ikinci torbayı bulmam için arkadaşlar ben 30 eksi 10 20 olarak bulabilirim. Diğer torbam 20. İkinci problem de arkadaşlar kutunun içindeki iki tane torbada birinci torbamda 10 erik, ikinci torbamda 20 erik olduğuna göre toplam kaç erik vardır? 20 artı 10 eşittir 30 şeklinde de farklı bir problem yazabilirsiniz. Sayfa 102 öğrendik mi? Aşağıdaki verilen toplam ve çıkarma işlemlerini inceleyiniz. Eşitliğin doğru mu yanlış mı olduğunu yazınız diyor. 8 artı 7 15. 8 ile 7 topladığından 15 doğru. 7 artı 5. Burası 12. 12 artı 4. 16 olmuş. Yanlış. 20 eşittir 12 artı 8. 12 ile 8 topladım. 20. Burası doğru. 9 artı 18. 18 ile 9 topladım arkadaşlar. 27 olması gerekirken 37 yazılmış. Yanlış. 11 eşittir 2 artı 9. Doğru. 24'ten 12 çıkarttığım zaman burası 12 çıkacak arkadaşlar. 17'den 5 çıktım. Burası da 12. 12 eşittir 12. Burası da doğrudur. 15'ten 9 çıkarttım. 6. 17'den 7 çıkarttım. 10. 6 10'a eşit değildir. Yanlış. 19'dan 5 çıkarttım. 14. 14'ten 4 çıkarttım. 10. 14'te 10 birbirine eşit olmadığı için yanlış. İkinci soru. Aşağıdaki verilen problemde çocuklar arasındaki ilişki işlemsel olarak yazılmamış, sözel olarak ifade edilmiştir. Bu ifadeleri tartışınız bakalım. Sınıfınızda balonlarımız vardı. 7 tane de öğretmenimiz getirince 16 tane balonumuz oldu. Sınıftaki balon sayımız arkadaşlar kaçmış? Bilmiyorum.
Öğretmenim getirdi 7. Toplam 16. Burada o zaman ben sınıftaki balon sayısını bulmam için 16'dan 7 çıkartıyorum ki burası 9 tane sınıfımda vardı. Daha sonra bunları bakın yer değiştirmiş. Öğretmenin getirdiği balon 7, sınıftaki balon 9. Toplamış bakın yine aynı. Toplam 16 balondan öğretmenin getirdiği 7 balonu çıkartırsam yine 9 balon kalacaktır arkadaşlar. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.